F1 kategorisi Unmarried Son 21 Years and Older durumundan Nisan 2015 başvurum var. Başvurum ve süreç yaklaşık 3 sene daha süreceğini gösteriyor sanırım. Bu süreçte E1 ya da E2 kategorisinden vize başvurusu, yani yatırımcı durumu ile ilgili bilgi isteyecektim sizden. Yatırım miktarı en az ne kadar olmalıdır diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi bu takipçimize cevabı şöyle verebiliriz. Burada iki tane durum var konuşmamız gereken. Bir tanesi sizin için Green Card başvurusu yapılmış olmuş olması sizin yatırımcı vizesi alıp almama noktasında engel teşkil etmeyeceğini bir görüş konuşmamız gerekecek öncelikle. İkincisi de farz edelim buna rağmen başvuruyu düşünüyorsunuz. Yatırımcı vizesi noktasındaki en az miktar ne olmalıdır sorununa da geçeceğiz. Şimdi eğer kişiler göçmen olma niyetini gösterecek bir başvuruyla karşı karşıyaysalar, yani kendilerinin yeşil karda gidebilmelerine imkan sağlayacak, göçmen niyeti olduğunu gösterecek bir şekilde herhangi bir kendileri için bir başvuru yapıldıysa, bu başvuru normalde kişilerin göçmen olmayan vizeleri almalarında önlerine bir engel olarak gelebiliyor. Yani kişi diyelim sizin durumunuzda babanız başvuru yaptı size yeşil kartı almanız için ama bekleyeceksiniz. De bu arada siz Türk sitesine başvuru yapacaksınız Amerikan konsolosluğuna. Amerikan konsolosluğu sizin için Green Card başvurusu yapılmış olmasını engel teşkil edip, yani sizin aslında göçmen niyeti olduğunuzu düşünüp size Türk vizesi vermeme yoluna gidebilir. Bu aynı mantık siz yatırımcı vizesine adım attığınızda da önünüze gelecek. Ha, bunun istisnası da olabilir. Eğer süreç uzun sürecekse ve sizin bu yatırım ya da işi şu an yapmanız gerekiyorsa ve bu yatırımın önemi, tarzı, faktörleri Amerikan konsolosluğunda görevli anlayabilirse, o zaman size yatırımcı vizenizi verebilir. Yoksa bilmeniz gereken bu önünüzde bir engel olarak sizin yatırımcı vizesine geçmenizi çok engelleyebilecek bir durum olabilir diye sizi öncelikle uyarmak istiyorum. Eğer farz edelim bu yatırım kaçınılmazsa ve gerçekten önemli bir yatırım ise ve ciddi bir yatırım yapıp iş istihdamı yaratılacaksa, o zaman bir minimum bir miktar yoktur ama ideal rakamlar tabii 100 bin dolar civarında yatırımlardır. Dolayısıyla minimum bir rakam olmuş olmamasına rağmen en az 100 bin dolar bir yatırımla siz bu işe girebilip yatırımcı vizesi dosyanızın içinde gerekli hazırlığı yapıp başvuruları yapabileceksiniz. Ama dediğim gibi ilk bahsettiğim faktörde göz önünde bulundurun. Ama dediğim gibi bu yatırımı yapmak kaçınılmazsa ve şu an yapmak istiyorsanız zaten önünüzde bir 3-4 yıl daha var yeşil karta gitmek için. O zaman bu yatırımı yapıp yatırımcı vizesi almanız denenebilir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.